Herkese merhabalar arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün aşure yapıyorum. Malzemelerimi şöyle hazırladım. Suyumu da koydum ocağa. Burada 15 bardak su var. Koydum ısınıyor. Akşamdan kuruları ıslattım. Burada 1,5 su bardağı aşurelik buğdayım var. Bunu ısladım akşamdan. 1 çay bardağı kuru fasulye, 1 çay bardağı nohut. Onları akşamdan ıslattım. Sabah da kalktım, haşladım bunları. Şimdi bunu pişmeye bırakacağım. Burada da 1 su bardağı ceviz, 1 su bardağı badem kabukları soyulmuş, 1 su bardağı fındık, 15 tane kadar kuru kayısı, yaban mersini var. Bunlar üstünü süslemek için. 2 su bardağı toz şekerimiz var. Az olursa gene ilave edebiliriz. Şurada çam fıstığımız var. Dolmalık fıstık. Küçük kuş üzümü. 2 kaşık da pirincimiz var. Narımız var. Tam mevsim olmadığı için biraz daha tam kırmızılaşmamış. Tutumuz var. Küçük bir kase. 5-6 tane karanfil. 4-5 tane incir. Bir tane de yeşil elmamız var. Bunları küçük küçük doğrayacağım. Kabuklarını soyup. Aşamalı göstereceğim zaten. Şimdi öncelikle buğdayımızı pişirmekle başlıyoruz. Buğdayımı tencereme ilave ediyorum. 15 bardak suyum var, kaynamış. Ben şimdi bunu döküyorum. Herkes evinde ne varsa ona göre kendi imkanlarıyla yapılabilir. İlla ki bunların hepsi olacak diye bir kural yok. Şimdi ben bunu pişmeye bırakacağım. Kaynar açtıktan sonra altını kısacağım. Yavaş yavaş 1 saat, 1,5 saat pişecek. Kapağını kapatıyorum. Buğdaylarımız 1 saate yakın kaynıyor. Hemen hemen pişmek üzere. Suyu biraz azaldı. Ben biraz daha, bir 5 bardak daha su ekleyeceğim. Kaynamış su. Burada ısıttım ocakta. Bu aşamada pirincimi ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı yıkadığım pirinç. Şöyle bir 5-10 dakika daha kaynasın. Ondan sonra kuru fasulyeyle nohutları ekleyeceğim arkadaşlar. Buğdaylarımız çok güzel piştiler. 1,5 saate yakındır kaynıyor. Şimdi ben kurularımı ilave edeceğim. 1 çay bardağı kuru fasulyem vardı, haşlanmış. Şimdi bunu ekliyorum. Nohutumuz aynı şekilde, 1 çay bardağı. Burada yeşil elmamız var. Karanfilleri de böyle çeyrek dilim elmaya taktım, böyle atacağım. Rahat alınması için içinden. Şimdi bunları da ilave ediyoruz. Kayısılarım var, sıcak suda beklettim. İyice küçük küçük de doğradım. Bunları da ilave ediyoruz. Şimdi biraz da bununla özleşsin, bir 10-15 dakika. Geri kalanları da ekleyeceğim, şekerini falan. Evet arkadaşlar, aşuremiz çok güzel özleşti. Nohutuyla, kuru fasulyesiyle, elmasıyla. Ben şimdi bunları, şu elmayı çıkarıyorum, karanfil takımı olan. Şimdi burada dutum var. Önce katmamıştım kararmaması için. Sıcak suda beklettim. Bunları ekliyorum. Küçük kuş üzümlerim var. Bunları da ekliyoruz. Çok az bir tarçın, şöyle koku vermesi için. Yarım çay kaşığı kadar. Kabuk tarçın yoktu. Şimdi burada çam fıstığımız. Birazını üstünü süslemeye kullanacağım. İç bademimiz. Kabukları soyulmuş. Şunları da üstünü süslemeye. Kabuklarımızı bekliyoruz. Birazını da üstünü süslemeye kullanacağız. İki su bardağı toz şekerim var. Bunları ekliyorum. Ben
içerisine atmayacağım, tadına bakıp öyle atacağım. Şimdi biraz şekeriyle özleşsin. En son da incirini katacağım. İndirmeye yapayım. Şimdi ben bir bardak daha şeker ekliyorum. 1,5 eklemiştim. Şekeri az, tadı. Herkes kendi damak tadına göre ayarlayabilir. O zevke kalmış bir şey. Biraz tatlı olması daha güzel oluyor. Biraz da incir katacağım. Hepsini katmıyorum. Süslemede de kullanabiliriz. Şimdi şekeriyle iyice özleşsin. Altını kapatacağım. Aşuremiz şimdi şekeriyle güzel özleşti. 15 dakikadır kaynıyor. Kıvamı falan çok güzel oldu. Her şeyi ayarında. Meyveleri, kuru yemişleri. Şimdi ben bunun altını kapatacağım. Bir 10-15 dakika dinlenmeye bırakacağım. Ondan sonra servise geçeceğiz. Kapağını da örteceğim. Evet arkadaşlar, aşuremiz oldu. 15 dakika dinlendirdim. Kıvamı gayet güzel olmuş. Mis gibi oldu. Şimdi kaselerimi alacağım. Üstünü meyvelerimizle, çerezlerimizle güzel süsleyeceğiz. Servis edeceğiz. Evet arkadaşlar, aşurelerimiz servise hazır. Güzel süsledim. Fındık, fıstık, badem, yeşil fıstık, Hindistan cevizi, kuş üzümü, ceviz hepsiyle güzel süsledim. Servise hazır. Şöyle bir kıvamını göstermek istiyorum size. O kadar güzel oldu ki. Şöyle her şeyi yerinde, kıvamında. Yiyenlere, yapanlara afiyet olsun. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.